Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabarmalar doymayan yumuşacık ertesi güne de yine aynı yumuşaklığını koruyan açma poğaça tarifi videosu hazırladım sizler için. Bu güzel tarifimizin hemen lafı hiç uzatmadan buyurun yapım aşamasına geçelim. Poğaçamızın hamuru için ilk önce yoğurma kasesine bir su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Bir su bardağı ılık suyumu kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru instant mayamı ekliyorum. Mayamın aktif olması için spatula yardımıyla biraz karıştırıyoruz. Mayamı aktif olması için karıştırdıktan sonra 50 gram kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine katı yağ margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki sağlık açısından tereyağı kullanırsak daha güzel lezzetli poğaçalar elde edersiniz. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekledim. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ ekledim. Eğer tereyağı kullanmayacaksanız poğaça hamurunuzda bir su bardağı sıvı yağ eklememiz yeterli olacak poğaça hamuruna. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Bir anda poğaça hamurumuza Unumuzu bir anda eklemeyelim. Yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim. Bu sayede çok güzel kıvamlı, daha yumuşacık poğaçalar elde etmiş olacaksınız. Bu poğaça hamurunda bu ölçülerde 6 su bardağı kadar un kullanıyorum. Yalnız bu sefer farklı un kullandım. 5,5 su bardağı kadar un yeterli geldi. Her zaman videolarımda hatırlatma yapıyorum. Sizler Hamurumuzun kıvamına göre unumuzu yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim Ben hamurum Bu kıvamda olana kadar Unumu yavaş yavaş ekledim güzelce hamurumu toparladım yumuşaklığında görüyorsunuz bu yumuşaklıkta olmasına dikkat edelim Poğaça hamuru için kullandığım un ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı 6 su bardağından kalan unumda gördüğünüz gibi yarım su bardağı kadar kaldı 5 su bardağından sonra unumuzu kontrollü şekilde yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim Hamurumu üzerine kapatarak yaklaşık 1 saat kadar odasında mayalandırmaya bırakacağım. Yazın sıcak havada 45-50 dakika kadar da mayalandırmamız yeterli olacaktır. Kapağını kapatıyorum. 1 saat odasında mayalandırmayı bırakıyorum. 1 saat mayalandırmış olduğum hamurumun ilk maya kokusu çıkması için yoğurma kasesiyle biraz yoğuruyorum ve sonrasında tezgahıma alıp hamurumu güzelce toparlanmasını sağlayacağım. Hamurumu toparlayarak tezgahımda da biraz havalandırıyorum. Üzerinde de ufak baloncuklar oluşmuş. Bu da hamurumuzun çok güzel olduğunu kendini gösteriyor. Hamur kesme aparatımla ilk önce ortadan ikiye ve sonrasında da dörde bölerek toplamda 12 parçaya böleceğim. Sizler tabii ki daha ufak veya daha büyük poğaçalar elde edeceksiniz. Beze sayısını azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Bezelerimizi de aynı boyutta yapmaya özen gösterelim. 12 bezeyi elimle güzelce yuvarladım tezgahıma alıyorum. Üzerine buzdolap poşetiyle kapatıp yaklaşık 5 dakika kadar dinlendireceğim tezgahımdaki şekilleme işlemi daha kolaylıkla yapmak için. 5 dakika dinlendirmiş olduğumuz bezeyi elimizle açarak ufak pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Kenarda da bezelerimiz beklerken üzerini tekrardan buzdolap poşetle kapatalım ki bezelerin üzerinin kurumaması ve daha güzel rahat şekil vermemiz için. Ufak pasta tabağı büyüklüğünde büyütmüş olduğum bezemin üzerine kahvaltılık süzme peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz iç ile yapabilirsiniz. Rula yapmış olduğum bezemin uç kısımlarını güzelce katlıyorum ki sonrasında şekil verirken açılmaması için avuç işlemine bastırarak uzun şerit yapıyoruz çok fazla uzun yapmamıza gerek yok yaklaşık 30 santim kadar yapmamız yeterli oluyor sonrasında kenar uç kısmını açıyorum ve öbür kenarında içine doğru koyuyorum Kenarlarını da güzelce sıkıştıralım. Sonrasında açılmaması için halkamızı elimizle kıvırarak 8 rakamını yapıyoruz. Ve yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Ben tekrardan bezemi açtım, içine peynirini koydum ve katlayarak rulo yaptım, uç kısımlarını da birleştirdim. Eğer hamurunuz yumuşak olduysa, şekil verirken zorlanıyorsunuz, kopmalar oluyorsa burada bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Avuç içlerinizi hafif unlayın. Bir kere veya iki kere unlamanız yeterli olacaktır. Sonrasında uzun avuç içlerinizle benim gibi uzun şeritler yapabilirsiniz. Benim hamurum gayet kıvamlı olduğu için Rahat şekil verdim ama sizler için elimi unlayarak o kısmı da göstermek istedim Tekrar uzun şerit yapmış oldum hamurumun Öbür ucunu Açıyorum ve Öbür ucunu da içine koyuyorum Açılmaması için de güzelce elimizle Şekilleyelim Ve sonrasında Ek kısım alta gelecek şekilde şeklini hazırlayalım Hamurumuzda da çok güzel baloncuklar oluştu Ve bütün şekillerini yaparak poğaça hamurlarımı hazırladım Tepsime yerleştirdim Bu arada hamurunuzun ek kısımlarını kolay kapatamıyorsanız ve sonrasını açılma yapıyorsa hamurunuzun biraz kıvamı katı olmuş demektir. Eğer tam kıvamlı bir hamur yaparsanız ek kısımları kolayca kapanmış oluyor. Tepsime yerleştirmiş olduğum poğaça hamurlarının üzerine kapatıyorum. Yaklaşık 30 dakika tepsi mayası yapıyorum. 30 dakika mayalandırmış olduğum poğaça hamurlarım çok güzel kabarmış gördüğünüz gibi. 2 adet yumurta sarının içine 4-5 damla kadar pekmez damlatıyorum. Pekmezle yumurta sarısını güzelce karıştırıyoruz. Çok fazla pekmez eklememeye de özen gösterin. Poğaç hamurlarınız üzere çok çabuk kızarı ve yanık gibi lekeler oluşmaması için çok az eklemeniz yeterli oluyor pekmezi. Poğaç hamurlarınızın üzeri içinde pekmez ve yumurta sarısı karışık kullandığımız zaman da daha güzel parlak ve kızarmış poğaçalar elde edebilirsiniz. Poğaçalarımızın da tepsi mayası havasının sönmemesi için fırçayla yavaş yavaş dokunuşlar yaparak yumurta sarısını sürmeye özen gösterelim. Soğuk havalarda poğaça hamurlarını ilk önce tepsi mayası yaptıktan sonra yumurta sarısı sürüyorum. Yazın sıcak havalarda ilk önce yumurta sarısını sürüyorum. Poğaça hamurlarının üzerine kapatmadan tepsi mayası yapıyorum. Bunu da size püf noktası olarak belirtmek istedim. Bütün poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürdüm. Sizler dilerseniz çörek otu, susam da gezdirebilirsiniz. Ben sade olarak pişirmeyi tercih ettim. İlk önce 180 derece alt üst fanlı ayarda 5 dakika ısıtmış olduğum fırınımın o tarafında poğaçalarım pişmek üzere fırınıma koyuyorum. Benim fırınımda fanlı ayarda güzel pişirdiği için o ayarda pişiriyorum. Sizlerin fırınınız hangi ayarda poğaçanız güzel pişiriyorsa o ayarında pişirmeye özen gösterelim. Dilerseniz bu poğaçayı geceden de hazırlayabilirsiniz. Sadece hamurunu 20 dakika mayalandırın. Sonrasında şekilleyip tepsinize yerleştirin. Üzerine buzdolap poşeti örtün. Sonrasında tekrar temiz mutfak bezinizi örtüp buzdolabında tepsi mayası yaparak sabah da üzerine yumurta sarısı sürüp fırında direkt pişirmeye alabilirsiniz. Yaklaşık 40 dakika kadar zamanda benim poğaçalarım pişti. Sizlere hemen ilk sıcaklığıyla yumuşaklığını göstermek istiyorum. Poğaçalarımın içi de çok güzel pişti. Eğer poğaçanızın üzerine parmağınızı bastırdığınızda tekrar eski şeklini alıyorsa poğaçalarınız içi de çok güzel pişmiş demektir. Fırından çıkınca ilk sıcaklığı çıkana kadar ben üzerine temiz mutfak bezi örttüm ki daha yumuşacık olması için sizler de mutlaka fırından çıkınca ilk sıcaklığı çıkana kadar temiz mutfak bezi örterek yumuşacık poğaçalar elde edebilirsiniz. Sizler de ilk sıcaklığıyla hemen Yumuşacık poğaçamı kıvamını göstermek istiyorum Çocuklarınızın beslenmesine Misafir davetlerinizi yapabileceğiniz çok güzel poğaçalar oldu Tabii ki farklı şekillerde de yapabilirsiniz bu poğaçayı Ertesi güne de poğaçalarınız yumuşacık kalıyor Ben geceden yapmıştım Sabah kahvaltısında da poğaçalarımızdan kalanları yedim Yumuşacık da hala Gönül rahatlığıyla bu güzel poğaça tarifini deneyebilirsiniz Şimdiden deneyip yapacak olanlara Afiyet olsun Başka güzel tariflerde görüşmek üzere Hoşçakalın Sağlıcakla kalın